Merhabalar. Ben Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Emin Güneş. Şimdi 14 Mart Tıp Bayramı biliyorsunuz ki sadece ülkemizde kutlanan yerel ve milli bir bayram. Bizlerin, tıbbiyeliğe ve sağlık çalışanların gerçekten büyük önemini ve mücadele gücünü yansıtan bir gün. Biliyorsunuz 14 Mart Tıp Bayramı'nın aslında dayandığı temel işgale karşı Mektebi Tıbbiyeli Şahaneli tıp mensupları öğrencilerinin bir milli birlik ve mücadele ruhunu temsil eder. O zaman işgal zamanıdır İstanbul'da. 14 Mart 1919'da da Mektebi Tıbbiyeli Şahaneli öğrencileri bu işgale karşı bir plan yapar ve bu planla beraber Darüfünun dediğimiz oradaki tıbbiyede bir konferans düzenlerler ve bu konferansta İstanbul'a işgale karşı bir buhran altında olduğunu, İstanbul'un bizim olduğunu ve İstanbul'u vermemiz gerektiğini, buranın bir tarih, hakan ve halife yatağı olduğunu ifade ederler ve böyle bir işgale karşı milli mücadele ruhunu yansıtan bir gündür aslında 14 Mart. Ve 14 Mart bu anlamda da gerçekten sadece ülkemizde kutlanan bir gündür ve hekimlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın en azından özveri ve sabırla mücadele ettikleri bu hizmet yarışında ki değerlerin en azından bir günde olsa kutlanması gerçekten çok güzel ve onur verici. Çünkü biliyorsunuz ki tüm sağlık çalışanların gecesi, gündüzü yok, tatili, bayramı yok, yılbaşısı yok ve her zaman sabırla, özveriyle çalışmaya devam etmektedirler. Esenyurt Devlet Hastanesi de biliyorsunuz 1 milyon nüfusa yakın Esenyurt ilçemize hizmet veren bir hastane. Yaklaşık günde 6.000 ile 7.000 arası poliklinik hizmet veren bir hastane. Bu anlamda gerçekten güzel işler de yapılıyor ve inşallah güzel işler de yapılmaya devam edecek. Biz kısa bir süre içerisinde inşallah yine siz de teşrif ederseniz 40 yataklı bir palyatif merkezi açacağız ki bu bölgenin en büyük palyatif merkezi olacak. Böylece bizim tıbbi destek gerektiren hastalarımızın yoğun bakımdan çıkmış ya da son evre kanserli hastalarımızın tıbbi destek gerektiren hastalarımız için şifa kaynağı olacak inşallah açacağımız bir merkezde ve hastanemizde de yine hekim sayımızı artırarak hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz.